Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın konusunu işleyeceğiz. Altında bizler için önemli kritik seviyeler ve altında tekrardan yükselişin başlayabilmesi için hangi seviyelerin önemli olduğunu sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım altında baktığımız zaman özellikle dünya ekonomileri ve piyasalarında ortaya sürülen merkez bankalarının basmış olduğu para miktarları ileriki dönemlerde enflasyonist baskıyı arttıracaktır. Enflasyonist baskının artmasıyla birlikte altın tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Şimdi kısa vadede bizler için takipte kalmamız gereken en önemli seviye altında 1840 dolar seviyesidir. Özellikle altında regresyon kanalının altından geçen buradaki 1840 dolar aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe altında tekrardan yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahiline girecektir. Arkadaşlar bakın bir ikili dip çalışması ve bununla ilgili bir eğitim videosu düzenlemiştik. Bunu da mutlaka izleyebilirsiniz. Altın şu an tekrardan bu seviyelerden bir ikili dip oluşumu içerisine girerse ne dedik? Burada ikili dibin üst tarafı da 1905 seviyesinden geçmekte. Buradan gelecek yukarı yönlü bir hareket 1905 ile yukarıya kırması durumunda altında bizler için bir 65 dolarlık yukarıya doğru ivme gözlenebilir. Bu da takribi olarak altının onsunda 1960 dolarların tekrardan zorlanması anlamına gelecektir. O yüzden 1840 ayrıca regresyon kanalımızın altından geçen de bir bölge olduğu için bu bölge bizler için önemli takip etmemiz gereken bir seviye ve altında 1840 dolarlar seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe buradan tekrardan yukarı yönlü altının ivmelenmesi beklenebilir. Yani altında şu an için tekrardan bir geri dönüş sinyali yakalama ihtimalimiz çok fazla gibi gözükmekte yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da geriye yönlü çekilmeler takibimizde. Özellikle 491 seviyesi ons bazlı olarak gram altında da şuradaki 491 seviyesinden geçen EMA değeri aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe gram altın tarafında da yukarıda bizler için önemli olan bir aralık 491 ve şuradan geçen bir EMA aralığımız mevcut. Burası da 508. 491-508 aralığında hareketler beklentimiz dahiline girecektir arkadaşlar. Evet, şuradan geçen 508 seviyesindeki aralık gram altın takip eden arkadaşlar için önemli bir aralık olarak kısa da izlenmesi gereken bir aralık olarak gözükmekte. Onstaki hareketlerin yukarıya doğru dönmesiyle birlikte ons altın hareketlerinin buradan yukarıya doğru evrilmesiyle birlikte gram altın tarafında da 491 önemli bir destek olacaktır diye düşünmekteyim. 491 ve 508 aralığı gram altında ilk etapta takip etmemiz gereken önemli aralıklar arasında gözükmekte. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman hemen ons gümüş analizimize de geçelim. Ons gümüşte de gene arkadaşlar bizler için önemli bir seviye. Dikkatle takip etmemiz gerekecek bir seviye. Şuradan geçen tam işaretleyelim bu bölgemizi arkadaşlar. 27.15 seviyesi. 27.15 bugün itibariyle bir destek. Bu 27.15 desteği çalışacak mı? Bunun çalışabilmesi için de mutlaka gümüşün ons tarafında arkadaşlar şu desteğin aşağı yönlü kırılması şart. O da takribi 27.60 seviyesinden geçmekte. Gümüşün ons tarafında bir sıkışma göze çarpmakta. Özellikle onslar tarafında bir hareketlenme meydana gelebilir arkadaşlar. Gümüşte de 27.60 ve 27.95 bölgesi sıkı takipte kalınması gereken önemli bir bölge. Çünkü gümüşte de 27.95 üzerinde hareketler başlayabilirse gümüşte tekrar beklediğimiz bu 29 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar görmemiz de mümkün olacak. Aşağıda dediğim 27.17 bir EMA desteğimiz bölgemiz ve yukarıda da arkadaşlar 27.60 bölgesinde önemli iki tane destek bölgemiz bulunmakta. 27.60'ı aşağı yönlü kırarsak
Gümüşün onsunda 27-15 seviyesine doğru tekrardan bir geri çekilme yaşayabiliriz. Hareket şu an 27-90 ve 27-60 arasında sıkışmış durumda. Gümüşte de yönü bu sıkışmadan gelecek bir hareket yukarı veya aşağı taşıyacaktır arkadaşlar. Bakalım bu hareket yukarı yönlü 27-90 seviyesi üzerinde kırabilir ve kapanışlarına devam edebilirse gümüşte yön 29 dolarlar seviyesine doğru gidecek gibi gözükmekte. Evet sevgili dostlarım, altın ve gümüşü son durumu sizlerle birlikte burada incelemeye çalıştık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.